kaynağı sağlam olmayan, iyi niyetli endişelerin dilden dile yaydığı haberlerin faturasını teyitsiz ihbarlarda az ödemedik. Oysa zaman demek can demekti. Değerli arkadaşlar, bahsi geçen konuda ayrı bir başlık açıyor. En açık şekliyle bilgileri sizlere bizzat sunuyorum. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yeni depremler akabinde orta düzeyde hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastalarımızı Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi başta olmak üzere uygun hastanelerimize naklettik. Yeni ve deprem izolatörlü inşa edilen Güney Seyhan Hastanemize şimdilik ihtiyaç duymadık. Bu hastanemiz ise kapasitesiyle göreve her an hazır. Şundan emin olun, bu acılı halkımızın yaralarını saran doktor eli mahir sağlık sistemi güçlüdür. Hataylı kardeşlerim, tüm ilçeleriyle bu şehirde merkezinden köylerine kadar hiçbir sağlık hizmetinin eksiksiz sizlere yaşatmamak için uzmanımızla, ekibimizle, ilacımızla sahadayız. Son 17 günde sadece Hatay'da yaklaşık 1000 cerrahi müdahale gerçekleşti. 212.345 muayene yaptık. Sağlık hizmetlerimiz ihtiyaçlara cevap verecek bir muntazamlıkta devam ediyor. Sağlık konusunda emin olun ki bize güveneceğiniz her şeye sahibiz. Sahra Hastanemizde tomografi cihazı dahil her şey var. Bu ülkenin işinde en iddialı doktorları, hastanın dilinden en iyi anlayan hemşireleri burada. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bahçesinde kurulu, tam teşekküllü ameliyatların yapılabildiği bir sahra hastanemiz var. Yine aynı yerde Amerika Birleşik Devletleri ekipleri tarafından kurulan bir sahra hastanesi daha hizmet veriyor. Eski hastane karşısına da aynı şekilde tam teçhizatlı yeni bir sahra hastanesi yapıyoruz. Ayrıca merkez ilçede 17 farklı noktada acil müdahale sahra hastanelerimizle hizmet vermekteyiz. Arsus, Altınözü, İskenderun, Samanda, Hassa devlet hastanelerimizin önünde, Kırıkhan'da hastane önünde yine tam teşekküllü sahra hastanelerimiz hizmete devam ediyor. İskenderun'da millet bahçesinin de olduğu 3 ayrı noktada ise acil müdahale hastanelerimiz yaralımızın, hastamızın emrinde. Bakanlığımız yönetiminde Arsus'ta fuar alanında İspanya, Kırıkhan Hastanemizde Belçika, Reyhanlı'da eski hastanenin önünde Birleşik Arap Emirlikleri, Ovakent'te Özbekistan, Hassa Ardışlı Köyü'nde Endonezya, Defne'deki stadyumda İtalya, Payas'ta ise Katar tarafından tam teşekküllü sahra hastaneleri kurulmuştur. Çok insani olan bir sorumluluğu, sağlık hizmetleri konusuna yaklaşımları bizleri üzen, halkımızın güvenini örseleyen az sayıdaki kişiden de bekliyoruz. Bugün halkı üzen yarın buna üzülür. Zaman sağlık sistemine güveni sarsma zamanı değil. Daha önce belirttiğim gibi halk sağlığı tedbirleri hayati önem arz ediyor. Sizleri tehlikeden korumak için gerekeni yapıyoruz. İçme ve temizlik için kullanılan suları hastalığa yol açıp açmayacakları bakımından düzenli olarak inceliyoruz. Bir süreliğine daha içme suyu olarak sadece tankerlerle getirilen suyu ve ambalajlı hijyenik suları kullanacağız. Bu bir depremden sağ çıkanlar basit bir tedbirsizlikle ne kendi hayatını ne başkalarını tehlikeye atmamalıdır. Tekrar hatırlatmak istiyorum.
musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği veya kaymakamlıklar duyuracak. O güne kadar musluk yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilecek. Bu uyarıyı hiçbirimiz bir an bile unutmamalıyız. Musluk yani şebeke sularını asla içme suyu olarak kullanmıyoruz. Depremzede kardeşlerim, normal hayat şu anda çoğumuza hayli uzak ve hatta müphem bir emel gibi görünüyor. Acılarımıza, yaşadıklarımıza bakarak bu duyguya hepimiz saygı göstermeliyiz. Ama hem bu acıları hisseden hem de tüm gücüyle yanınızda olanların varlığını bir an bile unutmayın. Depremden etkilenen şehirlerimiz Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ, Hatay yıkıma karşı dirilişlerin yeniden vücut buluşların şehirleri oldu. Şimdi de afete karşı verilen mücadele bir milli mücadeledir ve diğer 70 vilayetimiz burada. Bu halkın sağlık ordusu, türküler yaktığı doktorları ve sağlık çalışanları burada. Hataylı kardeşlerim, sözlerimi ağır yaralı bu şehir hakkında birkaç cümle ile tamamlayacağım. Yaklaşık bir asır önce Hatay'ın tabiat eliyle değil, az önce andığım şehirler gibi insan eliyle uğradığı yıkım ve acılar var. Ve Hatay'ın bir de vatandan ayrı kalmışlığı var. Yeniden ayağa kalkışı, o kavuşması Gazi Mustafa Kemal tarafından verilmiş ismini hep gururla taşıyışı var. O gurur güneşi duman içinden tekrar doğacak. Devlet ve millet bu kudrete sahibiz. Tüm deprem bölgesinde insan ve şehir barışacak. Bizi güzel günlere götürecek gücümüze sarılalım. Bir sonraki açıklamamda sizlere yeni çalışmaları aktaracağım. Saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun.